Evet. Ben sana durunca sana ulaşayım. Evet, Türkiye'nin en önemli, en yakışan, her şeyin enlerine sahip çifti diyebilir miyiz? Saçını takalım abi de. Yıllar her zaman, Safiye Hanım benim çok kıymetimdir, o benim canımdır. Her sen zaman benim, ona saygım, sevgim sonsuzdur. Hiçbir zaman, abi evdeki huzur hiçbir şey değişilmez. Onun için bak 22 yıldır öv beni. Bir gün beni üzmemişti. Öv bir beni. Bir şey yapmamıştı. Allah ondan bir defa razı teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Ay ne güzel. Şimdi balak ya ağzımda. Espri gibi gelse de efendim yıllar içerisinde kimler geldi? Yani geldi geçti deriz ya. Kimler evlendi? Kimler boşandı? Siz maşallah. Haftaya da haftaya. Haftaya dağılır. Da evi taksim ödeyemem. İşte eşya. İhale bana kaldı. Onun için. Nedir peki bunun sırrı? Bu kadar mutlu bir evlilik. Sıkmıyorum ben onu. Hiç sıkmam. Serbest bırakırım. Mevlam çayına bırakırım. O da zaten yasaklar ilgi uyandırdığı için kesinlikle böyle bir şey yapmaz. Çünkü genelde ben tavsiye, yasaklar ilgi uyandırır. Sakın kocalarınızı sıkmayın derim. Sevgililerinizi, erkek arkadaşlarınızı sıkmayın. Çok fazla kıskanmayın. Çünkü yasaklar diyorum ilgi uyandırır. Hiç aklında yokken aklına gelir. Tabii geçtiğimiz günlerde Derya Hanım'ın açıklamasına da evet. Yorum getirdiniz. Evet aynen dedim. Kadınlar bakmazsa erkek hiçbir şey yapmaz diye. Tabii ki yapmazlar. Ben aynı şeyde yine de söylüyorum. Kadın kadına zarar veriyoruz. Ben de tamam ama istisnalar kaideyi bozmaz. Bunu özellikle Tabii söylüyorum. Tabii bir gün demiş ki. Ben telefonla bakmam onun. Hiç bir şeyine. Demiş ki bir gün. Faygı ya da kimi görürsün haber verin. 10 bin lira vereceğim diye. Yolda kimi görse Faygı'ya borcum var diye. Geldi benim yanımda yakalarım. Safiye abla 10 bin lira verecekmiş diye. Şimdi bunlar her şey saygı. Bunlar laf olmuyor. Yani evin içinde oturuyorsun 22 yıldır en ufak bir kızgınlık yok. En ufak bir üzme yok. Şey yok. Yani yoksa evlenmek, ayrılmak bunlar marifet değil. Duyum ona bunu korumak, bunu bu noktaya getirmek. Bu arada az önce sahnede şöyle bir cümle kullandınız. Ajda Pekkan'dan iyi hayatı var diye. Var. Safiye Soyman'ın yaşadığı hayatı her zaman söylüyor. Yaşayan bir sanatçı da göster neyse sanat. Diyorum niye, üç tane ev. Var? Hayır yok. Ben şimdi bir tane üç ev 12 ay açık. Sanki hangi eve diyor şu parası kaçmadan unutur. Niye olsun? Mütevazı olsun. Ne mütevazı olacağım? Ben batıyorum ekonomik yönde. Bodrum'da var, Ankara'da var. İstanbul var. Ben oğlum her yerde bir kargocu çalışıyor. Olmaz bak. Mı? Bak. İstihdam sağlıyor efendim. Ne? İstihdam sağlıyor. Safiye'nin şoförü var, çantası şey var, çantasını taşıyan kadın var. Hayır. Hepsi ne bir tevazi olacakmış. Var mı lan? Ajda Pekan'ın var mı? Ayıp. Nerede var? Bülent Ersoy'un var mı? Otel'in dolarında yaşıyorlar. Ay Bülent o çok ayıp. Onun herkesi var. Her neyi var? Bülent Ersoy'un hepsi var. Peki hemen Bülent Ersoy. Yardımcısı da var, şoförü de var. Hepsi de var Bülent. Bülent Ersoy demişken kendisi biliyorsunuz özel mezar yaptırıyor. Yaptırdı. Yeşim Sarkım'ın babası gibi asansörlü. Aşağı inecekler kat kat kalacak. Oğlum zenginlik asansör. Ben Allah'a ömür versin özel mezarlık yaptıracağım. Kim bir parseli alacak. Bir de herkesin durumu. Mesela dikine gömeceğim var. Yatay gömeceğim var. Öyleden bahsettim. Niye öyleden bahsettim? Senin ablanın konuşup çenesi yüzünden dikine gömeceğim vallahi. Sus bir dakika. Hayır ben korkarım öyle şeyden. Ya hiç korkma. Ben mezarlıkta gidip kontrol edeceğim. Aşağıda ses geliyor mu? Çalışan var mı? Hayır sus Faik. Valla niye? Güzel. Diriden bahset hadi. Yani biz bayramda şeydeyiz. Bodrum'dayız. Bodrum'da konserimiz var. Allah nasip ederse biliyorsun her zaman çıktığımız yerde. İkinci günü Sibirya'dayız. Yok bir başka yerdeyiz. Onu da sonra söyleyeceğiz. Bayramın birinci günü Bodrum'dayız. Bizim sevenlerimiz lütfen. Bodrum'da 5 program var. Süper. Orada rakiplerimiz çok kuvvetli. Onlarla yarışacağız orada. Ajda Pekan'la. Ajda da seni ne kadar çok ben sever. Ben de çok severim. Ben de çok severim. Yapıyorum ki. Bakın Bülent Ersoy bizim canımız, ciğerimiz. Her şeyimiz. Seda Sayan öyle. Seda Sayan bizim canımız, öyle. Ciğerimiz. Onları yani hep ona hesapları ödeyen benim oğlum. Tabii canım. Sonra Seda Sayan soyadını, evlendiği kişinin soyadını almak istemediği için başvuruda bulundu. Efendim Seda Hanım demişken, Seda Hanım yaklaşık 7 kere evlendi. Siz 22 yıllık bir evliliğe sahipsiniz. Bunu nasıl yorumlarsınız? Bizim kardeşimiz onlarla konuşma. Yok. Seda Sayan bir defa. O flört etmiyor. Bir dakika. Seda Sayan olayı başka. Tamam. Niye başka? Seda Sayan güçlü bir kadın. Kumaşı çok iyi bir kadın.
parası var, pulu var, ekonomik yönde güçlü bunlar. Kimsenin dedikodusunu yapmaz. Sedat Sayar'da da hiç kimsenin işe karışmıyor. Sedat Sayar mutlu olacağı bir Luna Park'ı var. O Luna Park'a oyuncu gelir, oyuncu gider. Keyiflidir, o kadını hiç şey yok. Yani, o çok özel. Bir de çok mutlu, çok mutlu. Çok. Bu kadar ailesine bakan bir kadın. Onun için onun da mutlu olmaya ihtiyacı var. Çağlar'la çok güzel anlaşıyorlar. Çok da birbirlerini seviyorlar. Çağlar'ın bugün de doğum günüydü. Evet. Onu da çok seviyorum gerçekten. Başka bir şey. Yani Seda Sayan deyince bir durmak lazım. Çok büyük bir şeysi var yani, aurası var. Gönlü gani. Gönlü çok zengin bir kadın. Ben onu çok seviyorum. Merhamet. Bizim iyi bir kardeşim. Çok. Buradan da selam olsun kendisine. Selam diyelim. Çok teşekkür ederiz. Tekrar biz teşekkür ediyoruz. Üzere. Sağ olun. Bak hiç battı kesecek yer bıraktık. Malzemeyi yiyor.